Selam arkadaşlar. Şu dakikadan itibaren problemler kampımız başladı. Bilgisayarma problemler kitabımızın ilk bölümü olan oran orantı problemlerin konu anlatım kısmını halledeceğiz. Yani içerisindeki örnek soruları çözeceğiz bu dersimizde. Gençler, konuların hepsi bitene kadar oryantasyon testleri de dahil olmak üzere problemlerin ısınma aşamasıdır. Isınma aşaması olduğu için tabii ki çok zor beklemeyeceğiz. Tabii bu ısınma aşamasında orta seviye sorular da mevcut arkadaşlar. Basitten ortaya kadar gitmiş. Daha sonra simülasyon testleriyle level atlayacağız. Evet, bence çok güzel bir çalışma olacak. Kitabı bitirdikten sonra gerçekten belli bir seviyeye geleceksiniz arkadaşlar. Ve o seviyeye de size bağlı. Çok güzel verimli bitirirsem ne olacak? Daha iyi bir seviyede olacaksın. Bitirmek için bitirirsem de orasını bilemem. Ama inanın adam akıllı bitirirseniz, sorudaki her şeyi anlamaya çalışırsanız çok çok iyi bir şekilde kitabı tamamlarsınız diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Arkadaşlar oran kavramıyla başlayalım. Elimizde iki tane çokluk var. O iki çokluğun birbirine bölümü oran olarak ifade edilir. Mesela A'nın B'ye oranı A bölü B şeklinde gösterilir. Oran diyorsa böleceksin. Şimdi bir tane dikdörtgen çizeyim arkadaşlar. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 olsun. Ve sana desin ki kısa kenarının uzun kenara oranı nedir? O zaman diyeceğiz ki 3 bölü 5. Ya da sana şöyle diyebilir. Kenarları oranı kaçtır? Sen ya 3 bölü 5 alırsın ya da 5 bölü 3 alırsın. Hangisinin hangisine oranı demiyor. Kenarlarının oranı diyor. O zaman 3 bölü 5 ya da 5 bölü 3 alırsın. Şimdi oran dediğimiz ifade iki ifadenin birbirine bölümüydü. Tamam. Orantının çeşidi var. Ters orantı, doğru orantı. Arkadaşlarım doğru orantı demek. Elimizde iki tane çokluk var. Biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantıdır. Ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantıdır. Bunu şöyle izah edebilirim. Mesela ne olacak? Bir tane işçi olsun. Bir işçi bir ürün üretsin arkadaşlar. Bakın bir işçi bir tane ürün üretsin. İşçi sayısını artırırsak daha fazla ürün elde etmez miyiz? Elimizde 15 işçi olursa o zaman her bir işçi bir ürün üreteceği için 15 işçi 15 ürün üretecektir. Bak şimdi ne oldu? İşçi sayısında artış oldu. İşçi sayısında artış olduğu için tabii ki ürün sayısında da artış oldu. Ne oldu? İkisi de arttığı için burada bir doğru orantı meydana geldi. Biz bu doğru orantıyı şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın diyorum ki bir işçi bir ürün üretiyorsa 15 işçi kaç ürün üretir? Buna doğru orantı diyorum. Çünkü buradaki miktarın da artması gerekir. Bakın 1 çarpı x eşittir 15 çarpı 1'den. Evet doğru orantıdan 15 gelir. Ya da şöyle düşünelim. Bir sepet 10 kilo elma taşıyorsa 5 sepet kaç kilo elma taşır? Bakın sepet sayısı arttı. Sepet sayısı arttığı için taşınan elma miktarı da artacak. Her ikisi de arttığından doğru orantı meydana gelir. Şöyle gösteriyoruz doğru orantıyı. 5 çarpı 10 eşittir soru işareti çarpı 1'den. Tabii ki 50 kilogram elma taşır. Bakın bunu kısa yol olarak şöyle de diyebilirsiniz. 1'in 10 katı, 5'in 10 katı 50. Burada 1'in 1 katı, 15'in bir katı olacak 15. Bu şekilde söylenir arkadaşlar. Neymiş doğru orantı? İki çokluğun biri artarken diğeri de artıyorsa, biri azalırken diğeri de azalıyorsa o doğru orantıdır. Grafik de çok önemli. Elimizde grafik böyle bir grafik olacak arkadaşlar. Ne oluyor? Bakın gelin grafiği yorumlayalım. X miktarı arttıkça bak X buradayken Y buradaydı. X arttı. Y de arttı. Bakın Y'de bir artış var. X'de de bir artış var. Şimdi devam ediyorum. Buradaydı. Şimdi buraya bakın. X buradayken Y böyle oldu. Başlangıç olarak şurayı almıştık. Kırmızıyla çizdiğimizi. X'de azalma var. Y'de de azalma var. İşte bu doğru orantının grafiğidir.
biri azalırken diğeri de azalıyorsa, biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantıdır. Benim problemlerde karşımıza çok çıkar arkadaşlar. Böyle bir grafik gördüğünüzde doğru orantı olarak alacaksınız. Evet, şimdi tabii ki bu doğru orantı kısmında belli bir oran var gençler. Bu oran orantı sabitidir. Peki ne demek istiyorum? Şuraları silelim. Bakın gençler. Buradaki dik uzaklık y, yatay uzaklık x. Aslında şuradaki oran açının tanjantıdır, tamam mı? Eğimidir. Buradaki grafiğin eğimi orantı sabitini verir. Tanjant dediğim karşı bölü komşudur. Orası önemli değil. Eğim dediğim aslında dikey mesafenin yatay mesafeye oranıdır. Y bölü x olarak ifade edilir. Ve sen bu grafiği istediğin yerden al. Hiç fark etmez. Buradaki ifadeyle şuradaki ifadenin oranı sana yine k'yı verir. Doğru orantıda bu sabit asla değişmez. Şimdi şurayı okuyalım. Doğru orantıda iki çokluğun bölümleri sabittir. Yani A ile B orantılı ise A bölü B K biçiminde yazılabilir. Şimdi arkadaşlarım burada birazcık konuşalım. A bölü B K'ya eşitse. Şimdi ben A'yı iki katına çıkartacağım. A'yı iki katına çıkartıyorsam doğru orantı olduğu için B de doğal olarak iki katına çıkacak. Ve orantı sabiti asla değişmeyecek. Ya da A'yı 2'ye bölüyorsam aynı şekilde B'yi de 2'ye böleceğim ve bu sabit asla değişmeyecek. Kısacası doğru orantıda bu orantı sabiti değişmez arkadaşlar. Evet, doğru orantıyla ilgili bileceğimiz bunlardır. Orantı sabiti aynıdır gençler. Şimdi soru çözeceğiz. Soru çözerken bu bilgimizi nasıl kullanıyoruz anlatacağım. Gelelim ters orantıya. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa o iki çokluk ters orantılıdır. Bakın ters orantının şekli bu şekildedir arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim. Elimizde 6 tane işçi var. 6 işçi işi 10 günde bitiriyor. Bakın 10 günde bitiriyor. 10 tane işçi olsaydı kaç günde bitirir? Şimdi işçi sayısı arttığında aynı işi daha az günde bitirmesi gerekmez mi arkadaşlar? Şimdi dikkat et. İşçi sayısı arttı ama günü azaldı. Biri artarken diğeri azaldığı için bu ifade ters orantıdır. Ve biz bunu şöyle çözeriz. 6 çarpı 10 eşittir 10 çarpı x. Bakın tekrar ediyorum. 6 işçi bir dolabı öyle diyelim 10 günde yapıyor. 10 işçi kaç günde yapar? Sanki daha fazla günde yaparmış gibi gelse de öyle değil. 10 işçi daha az günde yapar. Burada işçi sayısı arttığında yapılan gün sayısı, işin bitme gün sayısı öyle diyelim azalıyor. İşte biri artarken diğeri azaldığı için bu bir ters orantıdır. Ve bunu 6 çarpı 10 eşittir 10 çarpı x diyerek çözeriz arkadaşlar. Şimdi grafik bizim için çok önemli. Sorularda doğru orantıysa böyle bir grafik verir, ters orantıysa böyle bir grafik verir. Ve bunu da biz nasıl gösteriyoruz? X çarpı y eşittir k. Aman dikkat arkadaşlar. Burada da y bölü x eşittir k diyoruz. Burada çarpıyoruz. Çünkü işin içinde ters orantı var. Dikkat et, ters orantı böyle. Şimdi şu grafiği bir yorumlayalım mı? Arkadaşlarım bakın x buradayken y burada. X'i biraz artırdık. X'i artırdık ama y'nin değeri düştü. İşte o yüzden bu ters orantının grafiğidir. Ve arkadaşlarım ters orantılı iki çokluğun çarpımları sabittir. Tıpkı doğru orantıda olduğu gibi. K değişmez. Yani A ile B ters orantılı ise A çarpı B eşittir K biçiminde yazılabilir. Şimdilik bunlar hakkında böyle diyelim, böyle kalsın. Devam edelim. İşçi sayısı ile yapılan iş miktarı sorularında doğru orantı ve ters orantı birlikte bulunduğunda bu tip sorularda dikkat ediyoruz. Birinci yapılan iş miktarı bölü birinci yapılan iş ile ilgili verilen tüm bilgilerin çarpımı. Bakın soru çözeceğiz, hiç merak etmeyin, oturacak arkadaşlar. Eşittir. İkinci yapılan iş miktarı bölü İkinci iş ile ilgili diğer verilerin çarpımı. Arkadaşlar az önce ben size bir örnek verdim. Dedim ki 6 işçi
10 günde yapıyor bir işi. 10 işçi kaç günde yapar dedim. Burada iş miktarları aynı değil mi arkadaşlar? Bakın iş miktarlarını bir yazalım. Birinci iş ile daha doğrusu birinci bilgileri bir çarpalım. 6 çarpı 10 eşittir. Şimdi ikinci durumdaki diğer bilgileri çarpıyorum. 10 çarpı x. Aslında diğer formülle aynıdır. Ama bize şöyle deseydi, bak burada ben ne dedim? 6 işçi 10 günde yapıyorsa bir işi, 10 işçi o işi kaç günde yapar? Yapılan iş miktarları aynı olduğu için direkt 6 çarpı 10 eşittir 10 çarpı x dedik. Ama bize şöyle deseydi, 6 işçi 10 günde işte 2k kadar iş yapıyor. 10 işçi x günde k kadar iş yapıyor. X nedir? O zaman ne olacak biliyor musun? Buraya 2K yazacağız. Yapılan iş miktarı 2K'dır. Ve o iş ile ilgili verilerin çarpımı 6 çarpı 10'dur. Eşittir. Diğer iş K'dır arkadaşlar. Ve o işle ilgili verilen bilgilerin çarpımı 10 çarpı X'tir. İşte burada arkadaşlar X'i buluyoruz. Doğru orantı olan kısım buradaki oran. Ama ters orantı olan kısım şunlardır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi devam ediyorum. Burayı öğrendik. Soru da çok daha rahat oturacak, merak etmeyin. Bir veri grubundaki terimlerin aritmetik ortalaması nedir? Verilen bütün terimlerin toplamı bölü terim sayısıdır. Zaten bunu hepiniz iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Artık sorularımıza geçelim. Bir hareketli 60 kilometrelik bir yolun 36 kilometrelik kısmını gitmiştir. Hareketlinin kalan yolunun gittiği yola oranı nedir? Bakın oran kelimesini anlamanız için basit bir soru sormuş. Arkadaşlar kalan yol nedir? 60 eksi 36'dan 24'tür değil mi? Bu nedir? Kalan yol. Diyor ki kalan yolun gittiği yola oranı. Gittiği yolda 36'dır. 12'ye böl 2, 12'ye böl 3, cevap 2 bölü 3'tür. Oran dediği için burada oranı anlatmaya çalışmış. Şimdi buna bakalım. X, Y, Z maddelerinden oluşan bir karışımda maddelerin miktarları arasında 2x eşittir 3y, 2y eşittir 5z bağıntıları bulunmaktadır. Bu karışımda X maddesi Z maddesinden 220 gram fazla olduğuna göre karışımın tamamı kaç gramdır? Arkadaşlar ortak olan ne var bu eşitliklerde? Y var. Burada Y'leri eşitlemem lazım. Ya şöyle yaparsın. Burada Y'yi buraya alırız. 2'yi buraya alırız. Burada X bölü Y eşittir 3 bölü 2 olur. Şimdi Z'yi buraya alalım. 2'yi buraya alalım. Y bölü Z eşittir 5 bölü 2 olur. Bak Y'lerin eşit olması lazım. Bu konular hakkında problemi çözebilmem için Y'leri eşitlemem lazım. Y'ler ortak. Y buradaki, burada 5. Ne yapacağım eşitlemem için? Burayı 5 ile, burayı da 2 ile genişletmem lazım. O zaman ifade 15 bölü 10, burada da 10 bölü 4. Bakın y'ler eşit oldu. Gel bunların yanına k'yı yapıştır. O zaman x'imiz burada 15k, y'imiz 10k, z'imiz de 4k olur. Bize diyor ki x maddesi z maddesinden 220 gram fazladır. X maddesi 15K, Z maddesi 4K, ne oldu? 11K. 220 gram fazlaysa K'mız burada 20 olur. Bana karışımın tamamı kaç gramdır demiş. Karışımın tamamı buranın toplamıdır. O da bize 29K'yı verir. 29 çarpı 20'den 580 gram olduğunu buluruz arkadaşlar. Şimdi ne dedim? Ya böyle oranlarsın ya da şuraya silelim. Şurayı silelim arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsin. Bak y'leri eşitlemeye çalışıyorsun değil mi? Burada 3y var, burada 2y var. O zaman şöyle yap. Burayı 2 ile çarp 6y olsun. Burayı 3 ile çarp 6y olsun. O zaman 4x eşittir. Bak dağıtıyorum. 4x eşittir 6y. O da eşittir. Buradan 6y geliyordu ya. 5 kere 3 15z. Bundan sonra ne yaparsın? Bundan sonra şöyle bir yol izleyebilirsin. 4, 6, 15'in ekokunu alarak 4, 6, 15, 2'ye böl 2, 3, 15, 3'e böl 1, 5, 2, 2, 5, bak ne oldu? 10, 6, 60.
Bunu 60K'ya eşitlersin. 4x eşittir 60K'dan. X bize neyi verecek? 15K. 6'ya eşittir 60K'dan. X burada 10K. 15'e eşittir 60K'dan. Y buradan 4K gelir. Aslında yazdığımızın aynısını elde etmiş oluruz. İstediğin yoldan yap. Bence buradaki yol daha pratik. Ama sadece tek çözüm yolu değil. Burada ne yaptım? Y'leri eşitledim. Uygun bir sayıya 4, 6, 15'in ek okunu alarak eşitledim. Daha sonra x, y, z'yi buldum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi buna bakalım. Her gün eşit miktarda sayfa okuyan bir öğrenci 4 günde 128 sayfa kitap okumuştur. Burada şu bilgi önemli. Her gün eşit miktarda okuyor. Bu öğrenci bir haftada elindeki kitabı bitirdiğine göre bu kitap kaç sayfadır? Bir hafta kaç gün arkadaşlar? 7 gün. Şimdi bir bakalım. Bu kişi 4 günde 128 sayfa okuyormuş. Her gün aynı miktarda sayfa okuyor. Bir hafta dediği için 7 günde kaç sayfa okur? Gün sayısı arttığına göre tabii ki okuduğu sayfa sayısı da artacak. İkisini arttığında bu bir doğru orantıdır. Burada 7 çarpı 128 soru işareti çarpı 4 gelir. Buradan arkadaşlarım 4'e böldüğümde 32, 7 kere 2 14, 21, 224 sayfa olmuş olur. Sadece böyle çözmene gerek yok. Tabii ki şöyle de çözebilirsin. 4 günde 128 sayfa çözüyorsa 128'i 4'e bölerek bir günde kaç sayfa çözdüğünü, ama çözme nereden çıktı? Bir günde kaç sayfa okuduğunu biliriz. Buradan bize ne gelir? 32. Bir günde 32 sayfa okuyorsa o zaman 7 günde 7 çarpı 32'den 224 sayfa olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de yapılabilir. Gelelim buraya. 72 tane ceviz 3 çocuğa 2, 3, 7 sayıları ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. En çok ceviz alan çocuk kaç tane ceviz almıştır? Dikkat edeceğimiz nokta doğru orantılıdır. Şimdi çocukların birine x diyelim, diğerine y, diğerine de z diyelim. Doğru orantılı dediği için bu oran sabit olacak. Dikkat ediyorum. Bak, oran sabit olacak. Ve bu oranı biz k'ya eşitleyelim arkadaşlar. Şimdi bak, birinci çocuğa x dedik. 2 ile doğru orantılıysa ne olacak? Bölü 2 eşittir k. İkinci çocuğa y dedim. 3 ile doğru orantılıysa y bölü 3 olacak. Üçüncü çocuğa z dedik. 7 ile doğru orantılıysa 7'ye eşit olacak. Tabii bu oran nedir? Sabittir arkadaşlar. Eşittir k. Şöyle düşünün. Doğru orantının grafiği buydu. İster buraya, ister burayı al. Bu oran değişmez. K'ya eşit olur. Evet arkadaşlarım. X bölü 2 eşittir k'dan. X 2k'dır. Y bölü 3 eşittir k'dan. Y 3k'dır. Z bölü 7 eşittir k'dan. Z 7k'dır. 72 tane cevizin tamamı paylaştırılmış. O zaman burada çocukların aldığı ceviz sayılarını toplayıp 72'ye eşitleyeceğim. K'mız burada 6'dır. Tamam. En çok ceviz alan kim? Üçüncü çocuk 7K. 7 çarpı 6'dan 42 tane ceviz almıştır. Gelelim 5. örneğimize. Eşit kapasiteli 6 işçi. Bir işi 12 günde bitirebilmektedir. İşin 4 gün daha kısa sürede bitirilebilmesi için eşit kapasiteli bu işçilerden kaç tane daha işe alınmalıdır? Şimdi dikkat et. Yapılan iş miktarı aynı değil mi arkadaşlar? O zaman iş miktarlarını şöyle yazalım mı? İş miktarlarına 1 1 de gitsin. Çünkü bir iş var, aynı iş. Birinci işle ilgili verilen bilgilerim 6 işçi 12 gün çarptı. Diğer ifadeye bakalım. 4 gün daha kısa sürede bitirilsin isteniyor. Burada 12 günde bitiyorsa 4 gün kısa sürede bitmesi için yani 8 günde bitmesini istiyor. 8 gün kaç işçi gerekir? O zaman 6 çarpı 12 eşittir x çarpı 8. 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Böldüğünde x 9 olur. Buradaki 9 nedir arkadaşlar? Olması gereken işçi sayısıdır. Başlangıçta 6 işçimiz vardı. Demek ki 9 eksi 6'dan 3 işçi daha ihtiyacı var arkadaşlar. Bak ne yaptım? Aslında şuradaki formülü uyguladım gençler.
Birinci yapılan iş, ikinci yapılan iş, birinci iş ile yapılan bütün verilerin çarpımı, ikinci iş ile verilen bütün verilerin çarpımı deyip ifadeyi buldum. Gerek var mıydı? Aslında yoktu. Bunu şöyle de düşünebilirdik. 6 işçi 12 günde bitiriyorsa, 4 gün daha kısa sürede bitecekse 12 eksi 4'ten 8 günde bitebilmesi için işçi sayısının artması gerekir. Bakın günde azalma oldu, işçi sayısında artma oldu. Demek ki bu bir ters orantıdır. 8x eşittir 6 çarpı 12'den sana aynı ifadeyi verir. Ama şunu bilin gençler, bunu bilirseniz çok daha kolay oluyor. Şimdi 6. sorumuza bakalım. 184 tane şeker var. 4, 5, 8 yaşlarındaki 3 çocuğa yaşları ile ters orantılı olacak şekilde dağıtılıyor. Sana ters orantı demiş. En büyük çocuk kaç tane şeker almıştır? Ters orantıda çarpıyorduk arkadaşlar. Şimdi birinci çocuğa x, ikincisine y, üçüncüsüne z dersek ve ters orantı sabiti de asla değişmez arkadaşlar. Bu ifadeleri birbirine eşitliyorum. 4x, 5y eşittir 8z. X 4 yaşındaki çocuğun aldığı şeker miktarı. Y, 5 yaşındaki çocuğun aldığı şeker miktarı. Bu da diğer çocuğun aldığı şeker miktarı. Şimdi arkadaşlar bakın kısa yoldan nasıl çözeriz bu soruları? Eğer biz bunu k'ya eşitlersek x yerine 4x eşittir k'dan k bölü 4, 5y eşittir k'dan y'ye k bölü 5, 8z eşittir k'dan z'ye k bölü 8 diyeceğiz. Bunlar şeker miktarlarını verdiği için ifadeleri toplamamız gerekir ve işlem yapabilmemiz için de payda eşitlememiz gerekir. Böyle kesirli ifadelerle uğraşmak yerine daha pratik yolu var tabii ki arkadaşlar. O da nedir? 4, 5, 8'in ekokunu almaktır. Ekok. 4, 5, 8. Yani 40'tır. Gel bunu 40k'ya eşitle. O zaman 4x eşittir 40k'dan x'imiz 40k bölü 4'ten 10k'yı, 5y eşittir 40k'dan y'imiz 40 bölü 5'ten 8k'yı, 8z eşittir 40k'dan z'imiz de 5k'yı verecek. Bunlar şeker miktarları değil miydi? Topluyorum. Şeker miktarları bize 23k'yı veriyor. O da 184'e eşit arkadaşlar. K buradan 8'dir. Bana ne diyor? En büyük çocuk kaç tane şeker almıştır? En büyük çocuk 8 yaşındaki çocuk değil mi? Aldığı şeker miktarı da z. Z'miz ne? 5k. 5 çarpı 8'den 40 şeker almıştır arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Birbirini çeviren 3 dişli çarktan birincisi 2 devir yaptığında ikincisi 3 devir, üçüncüsü 5 devir yapmaktadır. İkinci dişideki diş sayısı 90 olduğuna göre üçüncü dişideki diş sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu tür sorularda zorlanılabiliyor. Tamam. Ama bunu şöyle düşünün. Bir dişli diş sayısı ne olursa olsun, tur sayısı ne olursa olsun, ne kadar çevre yol alıyorsa, yani oradaki dişinin çevresinin tur sayısıyla çarptığımızı düşünün. Ne kadar çevre yol alıyorsa diğer dişi de o kadar yol alacak, öbür dişi de o kadar yol alacak. Kısacası aldıkları yol aynı olacak. Bu da ne demektir? Yaptıkları iş aynı demektir. O zaman yaptıkları iş aynıysa diğer bütün verilerin çarpılması gerekir. Kendi aralarında ters orantı oluşturur demiştik. Tıpkı şuradaki formüldeki gibi. Nerede bu? İşte bu. Yapılan iş miktarlar aynı. O zaman birinci iş ile verilen bilgilerin çarpımı eşittir. İkinci iş ile verilen bilgilerin çarpımı eşittir. Üçüncü iş ile verilen bilgilerin çarpımı olmalıdır. İşte bu yüzden ters orantılıdır arkadaşlar. Şimdi biz birinci dişlinin diş sayısına x diyelim, ikincisine y, üçüncüsüne de z diyelim. Diş sayısıyla devir sayısını çarpıyorum. Diş sayısıyla devir sayısını çarpıyorum. Diğeri de 5z oluyor arkadaşlar. Tabii ki kolay işlem yapabilmek için ne diyorduk? 2, 3, 5'in ekokunu al. Bu da bize 30'u verir. Gel bunu 30k'yı eşitle. Birinci dişinin diş sayısı 30k bölü 2'den 15k'yı. Burada 3y, ikinci dişinin diş sayısı 30k bölü 3'den 10k'yı. Üçüncü dişli ise 30k bölü 5'ten diş sayısı 6k'yı verir. Bize ikinci dişinin diş sayısının 90 olduğu verilmiş. O zaman bunu 90'a eşitleyeceğiz. K'yı 9'u bulacağız arkadaşlar. Üçüncü dişideki diş sayısı soruluyor. 6 çarpı 9'dan cevap 54'tür. İşte bu kadar kolay.
çevreleri, aldıkları yollar aynı olduğu için verilen işlerle ilgili ifadeleri çarpıyoruz. Bu da bizi ters orantıya götürüyor. Böyle düşünürseniz bence soru kaçmaz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısı 0,6, kız öğrenci sayısı 1,5 ondalık sayıları ile orantılıdır. En az kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar erkeği 0,6'ya, kızı da 1,5'a böldük. Bu orantı sabit değil mi? Neye eşit, neye gibi bir ifadeye eşit. En az kaç öğrenci vardır? Şimdi ifadeye dikkat et. Buradaki ifadeyi sadeleştirebiliyorum değil mi? O zaman virgüllerden kurtulalım. Çünkü virgülden sonra bir basamak var, burada da bir basamak var. Bu ifade e bölü 6 eşittir a bölü 15 olmuş oldu. Hala sadeleştirebilirim. 3'e böl 2, 3'e böl 5. Bu yine e bölü 2 eşittir kız bölü 5 olmuş oldu. Arkadaşlarım bu sabitin 1 olduğunu düşünürsek orantı sabitinin e bölü 2 eşittir 1'den erkek sayısını 2, k bölü 5 eşittir 1'den kız sayısını 5 bulurum. Bana en az kaç öğrenci var dediği için o yüzden en az olabilecek değerleri bulmaya çalışıyorum. Demek ki 7 öğrenci varmış arkadaşlar. Evet gelelim buna. Aynı nitelikte 3 kişi günde 8 saat çalışarak 24 metrekare duvarı 6 günde örerse, aynı nitelikteki 4 kişi günde 9 saat çalışarak 36 metrekare duvarı kaç günde örer? Bak şimdi ifademi yazıyorum. Birinci iş miktarı nedir arkadaşlar? 24. Birinci iş ile ilgili verilen bilgiler nelerdir? 3, 8, 6. 3, 8, 6. Şimdi ikinci işe bakıyorum. İkinci iş miktarımız nedir? 36. İkinci iş ile verilen bilgiler 4, 9'dur. Ve bize neyi soruyor? Kaç günü? Kaç günde örer? Burada x günü olsun arkadaşlar. Evet sadeleştirdiğimde sonuca gitmiş olacağım. Şimdi 3 kere 8 24 gitti. Burada da 4 kere 9 36 gitti. X direkt neye eşit oldu? 6'ya. Demek ki 6 günde örüyormuş. Yani bu formül gerçekten hayat kurtarıyor arkadaşlar. Yok doğru orantıydı, ters orantıydı diye böyle yan yana yazarsan işin içinden zor çıkabilirsin. 10. örneğimize bakalım. 10 kız 20 erkeğin bulunduğu bir toplulukta kızların yaş ortalaması 26. Erkeklerin yaş ortalaması 23'tür. Topluluğun yaş ortalaması nedir? Şimdi arkadaşlar, kızların yaşları toplamı. Biz buna ne diyelim? Kızların yaşları toplamına TK diyelim. Kitabımızda öyle göstermişti. Ben de öyle diyeyim. TK kızların yaşları toplamı, tamam mı? Kaç tane kız var? 10. Yaş ortalamasını bulurken kızların yaşları toplamını 10'a bölüyorum arkadaşlar. Ve bu oran bize aritmetik ortalamayı veriyor. Kızların yaş ortalaması 26'ymış. Biz buradan kızların yaşları toplamını 260 buluruz. Şimdi erkeğe bakalım. Erkeklerin yaşları toplamını erkek sayısına böldüğümüzde, yani 20 erkeğe böldüğümüzde ortalama 23'müş. 23 eşitliyorum. Erkeklerin yaşları toplamı da 20 çarpı 23'ten 460'ı veriyor. Bu topluluğun yaş ortalaması demek, kızların yaşları toplamı ile erkeklerin yaşları toplamının toplam kişi sayısına bölümü olacaktır. O da 10 artı 20'dir arkadaşlar. Kısacası 260 artı 460 bölü 30. Buradan 720 gelir. 720 bölü 30'dan bunlar gitti. Cevap 24'müş. Demek ki sınıfın yaş ortalaması öyle diyelim 24'müş. Evet, bence tam sınav tarzı bir soru. Gelmez diye bir şey yok. TYT'de çıkar arkadaşlar. Bir soğuk hava deposunda bulunan beyaz et, kırmızı et, peynir ağırlıklarının kilogram cinsinden türlerine göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıda verilmiştir. Şimdi soruyu okurken şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buradaki grafik ne cinsinden bir grafik? Kilogram. Demek ki ağırlıklarına göre bir grafikmiş bu. O zaman biz bunu şöyle yazabilir miyiz? Beyaz eti açılarıyla orantılı olacak şekilde yazalım. 120K, peyniri 90K, kırmızı ete kaç derece kalır? Tamamı 360 olduğuna göre 90 artı 120 artı soru işareti eşittir 360. Bakın buradan 150 geliyor.
Demek ki şu açıda 150 olduğuna göre kırmızı etimiz de 150K'ya eşittir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bu soğuk hava deposundan 360 kilogram beyaz et. Unutmamak için şöyle yazalım. Bundan 360 kilogram. 90 kilogram peynir, buradan 90 kilogram ve bir miktar kırmızı et çıkarıldıktan sonra bundan da x gram. Depoda kalan beyaz et, kırmızı et, peynir ağırlıklarının kilogram cinsinden türlerine göre dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdaki gibi oluyor. Yani içerilerinden bir miktar alınca grafik değişmiş, son durum buymuş. Son durumda depoda kalan kırmızı et kaç kilogramdır? Bize sarı bölgeyi soruyor. Arkadaşlar burada da şöyle diyelim. Bu oranımız 60m olsun. Buradaki ifade 120m olsun. Bakın 180 derece, demek ki peynire de 360 eksi 180'den 180 kalacak. Peynirimiz de 180m olsun. Şimdi neyi biliyorum? Beyaz etten 360 gram aldığını, pardon, kilogram aldığını biliyorum. Kilogram demiş. 360 kilogram aldığını biliyorum. Başlangıçta 120K beyaz etim vardı. Sonra ne oldu? 120M'ye düştü. Başlangıç ile sondaki et miktarının farkını alırsam içerisinde kaç kilogram et almış olduğumu bulurum. Her tarafı 120'ye bölüyorum. K eksi M 3'ü verdi arkadaşlar. Şimdi bir de neyi biliyorum? Peyniri. Başlangıçta peynir miktarım 90K. Sonradan peynir miktarım 180M. Ne kadar peynir aldım içinden? 90. Başlangıçtan son durumu çıkardığımda aldığım peynir miktarı bulmuş olurum. Her tarafı 90'a böldüğümde K eksi 2M bize 1'i verir. Şimdi bu iki denklemi çözeceğim arkadaşlar. K'yı, M'yi bulacağım. Şimdi K eksi M 3 ise, hadi biz K yerine 3 artı M yazalım. Buraya 3 artı M yazarsak 3 artı M eksi 2 M eşittir 1. 2 eşittir M olur. M'miz 2 ise 3 artı 2'den K'mız da 5 olur. Bize depoda kalan kırmızı eti soruyor. Kırmızı et zaten burada kalan miktar değil midir arkadaşlar? Son durumdaki depodaki et miktarıdır. O da 60M'dir. 60M'yi soruyor bize. 60 çarpı 2'den cevap 120'dir. Oldukça kolay gençler. Sadece ne yaptım? Burada iki birim, yani denklem çözdüm. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Verilenleri yazdım. Başlangıç miktardan son miktarı çıkartınca içinden alınan miktarı elde etmiş olurum. Bunu düşünerek sorumu çözdüm. Ve son sorumuzu çözelim arkadaşlar. Matematik öğretmeni olan Arzu Hanım'ın aldığı 40 kilogram domatesi kurutmak için hava durumuna baktığında bir hafta boyunca sıcaklık ve nem oranının yukarıdaki gibi olacağını görüyor. Arzu Hanım bir hafta sonra 16 kilogram kurutulmuş domatesi topladıktan sonra bir kağıda şu notu alıyor. Elimizdeki bilgiler ne? Başlangıçtaki domates miktarı, o da 40 kilo. Kuruduktan sonraki domates miktarı 16 kilo. Sıcaklık 40 derece ve nem de %20. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Kurutulmuş domatesin kilogramı alınan domatesin kilogramı ile doğru. Kurutulmuş domatesin kilogramı 16'dır. Bu kilogram alınan domatesin kilogramı ile doğru orantılıymış. Bölü 40 diyorum. Yani başlangıç domates miktarı. Doğru orantıysa bölüyorduk arkadaşlar. Şimdi yine diyor ki bu kurutulmuş domatesin kilogramı diyor. Yani 16'ya bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle sarıyı da boyayalım. Bu ifade sıcaklığın derece cinsinden değeriyle ters. Yani diyor ki sıcaklıkla çarp. Terse çarpıyorduk. Devam ediyorum. Yine bu 16 kilogram nem yüzdesiyle doğru orantılıdır diyor. Nem yüzdemiz ne? 20. Bölü 20 diyorum. Bakın 16 bölü 20. İşte ifade buymuş arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Arzu Hanım başka bir zamanda aşağıdaki hava durumunda aldığı bir miktar domatesi, bak başlangıç miktarını bilmiyorum. Başlangıç miktarı 40'tı buradaki soruda. Onu aşağı yazdım arkadaşlar. Bir hafta boyunca kuruttuktan sonra yine 16 kilogram kurutulmuş domates topluyor. Kurutulmuş domates miktarı da 16 idi. Aynı miktarmış. Şimdi 36 derece diyor. Bunları da yazacağım. 40 dereceyle ters orantılıydı.
Burada da 36 ile ters orantılı olmalı. Hem de doğru orantılıydı. Burada öyle diyor. Bölü 24 diyeceğiz arkadaşlar. İfadeyi oluşturduk. Arzu Hanım son kuruttuğu domatesler için kaç kilogram domates almıştır? X diye yazdığımız domates miktarı. Bakın adım adım gittik gençler. 40'lar zaten, 16'lar zaten sadeleşiyor. Burada 4'e böldüğümüzde ya da 6'ya böl 4, 6'ya böl 12'ye bölelim ya da arkadaşlar 12'ye böldüğümüzde 2, 12'ye böldüğümüzde 3, 2'ye böl 1, 2'ye böl 10. Bak ifade ne geldi? 1 bölü 10 eşittir 3 bölü x. X eşittir 10 çarpı 3'ten 30 oldu. Demek ki bu durumda başlangıçta aldığı domates miktarı 30 kiloymuş arkadaşlar. İşte bu tarz gelebilir. ÖSYM öyle çok da uçuk bir soru gelmiyor arkadaşlar. Uçuk soru sormuyor. Yani bu tarz soruları çözebiliyorsanız sınavda da çözersiniz zaten. Dikkatli olduktan sonra neye doğru neye ters orantı dediğini anladıktan sonra yapılabilecek sorular. Evet arkadaşlar, bunu anlatımızın son sorusuydu. Bir sonraki dersimizde oryantasyon testlerini çözeceğiz oran orantıyla ilgili. Görüşürüz, hoşça kalın.